Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda size tüm Lamy koleksiyonumu göstermek istiyorum. İlk olarak şöyle başlayacağım, alış sırasına doğru. İlk aldığım kalem zaten hani videolarımdan hatırlıyorsunuzdur. Bunu 2 ya da 3 sene önce almıştım. Kendi web sitesinden almadım. Bir hani kırtasiyenin sitesinde indirime girdi diye almıştım. Bu normal Lamy'nin fine uçlu, çelik uçlu dolma kalemi Vista diye geçiyor. Buna normalde şuradan işte açıp kendi kartuşunuzu takabiliyorsunuz ya da dönüştürücü alıp şişeden mürekkep çekebiliyorsunuz. Benim içlerinde en sevdiğim kalemlerden bir tanesi çünkü mürekkebi görebiliyorsunuz ve böyle şık ve mekanik bir havası var. Daha böyle havalı duran bir kalem normal Safari'ye göre. Ve ilk aldığım zaman fine uçlu da almıştım. Böyle ince ince yazması da çok hoşuma gitmişti. Şu an en sevdiğim kalemlerden bir tanesi. Bu ilkiydi, Vista'ydı. Diğer aldığım kalem, daha doğrusu ikinci Lamy kalemi. Bu Lamy'nin Pico diye geçen cep boyu minik tükenmez kalemi. Şöyle avucumun içine sığabilecek bir kalem. Bunu alma sebebim, daha önceki videolarımdan yine hatırlamışsınızdır. Minik benim böyle bir Mr. DI'den aldığım defterim var. Bunu genelde hani dışarıya gittiğimde işte alınacak listesi vesaire, o gün minik yapacağım, unutmamam gereken şeyleri hani çantaya atmak için bir defterim vardı. Ve buna da bir hani kalem arıyordum ve normal şu standart boy kalemler büyük olduğu için ve çantanın içine de dolma kalemi koyup da hani atmasından korktuğum için böyle mini tükenmez bir kalem arıyordum ve bunu aldım. Bu kalemden memnunum. Yalnız memnun olmadığım şey tabii hani bir tükenmez kalem tabii ki bir dolma kalem gibi ıslak yazamaz ama hafif olması ve taşınabilirlik açısından çok güzel bir kalem. Aynı şekilde çok böyle farklı bir tasarımın olması falan. Ama dediğim gibi tükenmez kalem olduğu için biraz kuru yazıyor. Ben ıslak kalemleri seviyorum. Onun haricinde farklı ve değişik bir kalem. İkinci aldığım kalem de buydu. Bu sene hatta bir ay falan bile olmadı. Aldığım İkinci dolma kalemim. Bu da yine Lamy'den. Bu Violet Blackberry diye geçen 2024 özel serisi kalemi. Bunu medium uç tercih ettim. Ben normalde Alman kalemlerinde fine uç seviyorum. Fakat medium ucu da bir denemek istedim. Normalde şu ucu sadece alıp hani kaleminizle değiştirebiliyorsunuz. Fakat bunun hani rengini görünce böyle parlak bir bitişinin olması, iki farklı renk olması ilgimi çekti. Bir de normal hani çelik uç yerine siyah gibi böyle daha farklı bir renk kombinasyonu var diye. Neden hani kalemi de almıyorum diye düşünüp böyle ikinci bir dolma kalem aldım. Şu ana kadarki gözlemlerime göre renk tasarım hani tabii onlar sizin zevkinize göre değişir ama medium uç bence fine'a göre daha akışkan yazıyor. Yalnız hani tabii ki daha büyük uç olmasından dolayı daha da böyle mürekkep çıkıyor. Ona göre hani kağıdınızı daha kaliteli seçmeniz gerekebilir. Ama hani böyle imza atmayı seviyorsanız büyük bir yazınız varsa, defteriniz de büyükse fine yerine medium uçlu bir kalem de düşünebilirsiniz. Ve son aldığım, ilk defa da hatta size bu videoda gösterdiğim bu Lamy'nin roller kalemi. Ben normalde bu roller kalemi 2-3 sene önce şu Vista'yı alacağım zaman şans eseri denemiştim diyeyim. Normalde açık şeyi denetmiyorlardı. Lamy'yi böyle saklıyorlardı işte kapalı şeyi artında, vitrin artında. Orada bir kısa bir deneyimim olmuştu ve hiç beğenmemiştim. Gerçekten ama yani. Çünkü ben normalde jel kalem tarzı böyle ince 0.5 ya da 0.7 sevdiğim için bu bana nedense bilmiyorum biraz fazla kalın yazıyor gibi gelmişti. Fakat geçen gün yine tam neredeydi hatırlamıyorum. Bir tane kırtasiyede yine bir deneme şansım oldu. Çok beğendim. Bir de ben zaten bu kalemi almadan önce bu 2023 rengi Spring Green diye geçiyor. Bu rengi çok beğenmiştim ve acaba dolma kalemi bu renk mi alsam diye de düşünmüştüm. Daha sonradan hani hiç roller kalemim olmadığı için Lamy'den ve bu rengi de almak istediğim için böyle bir kombinasyon alayım dedim. Size hatta içini de göstereyim. Şöyle bir yedekle geliyor. Normalde aldığım firma bana hani tüm kalemler siyah uçla geliyor dedi ama benim şansıma mavi uç geldi. Şöyle de göstereyim. Bu bittiği zaman direkt hani yenisini alıyorsunuz kartuş gibi ve kolayca takarak yazım işlemine devam ediyorsunuz. Bence farklı ve böyle hafif bir rengi var. O yüzden gayet böyle genç duran bir kalem.
Yine bu da sevdiğim kalemlerden bir tanesi. Lami kalemlerim bu şekildeydi. Defterlere gelecek olursak da bu elimdeki A6 modeli laminin. Şurada şöyle bir kalem takma aparatı gibi bir kısmı var. Normal kareli versiyonu. Ortada ayracı var. Ve şurada da belki minik kağıt, fiş vesaire koyabilmeniz için bir kısmı var. Yine bunu da çantaya vesaire atabilirim diye ya da işte bu fine uçla yazarım diye aldığım bir defterdi ama şu an için çok fazla defterim olduğu için ve yine şöyle bir defter kullandığım için bu bittikten sonra büyük ihtimalle buna geçeceğim. Lami koleksiyonum bu şekilde arkadaşlar. Gelelim isterseniz yazışına. Fine uçlu Vista'da şu anda kartuş ya da mürekkep olmadığı için maalesef bunu es geçeceğim. Çünkü şu anda bunda mürekkep var. Ve bunu kullandığım için buna takmayacağım. Bu arada kullandığım defter de Mr. Dia'nın normal B5 bir defteri. Yani özel dolma kalemle uyumlu bir defter değil. Yine laminin safari rolları. Laminin yine medium uçlu dolma kalemi. En üstteki tükenmez kalem. Şöyle görebilirsiniz. Bu roller olan daha böyle ıslak yazıyor tabii doğal olarak. En bence içlerinde sevdiğim ve güzel yazanı da bu Lamy'nin dolma kalemi. Medium uç gerçekten fark ettiriyor bu kalem de. Ben daha önce fine uç kullanırken böyle hafif ince uçlu olmasından kaynaklı böyle cızır cızır diye bazen ses geliyordu. Özellikle kağıt çok kaliteli değilse. Fakat medium'da öyle bir sıkıntı yok. Bence çok güzel yazıyor. Hani imzalara vesaire de güzel olur. Bu arada kullandığım renk de bunda kartuş. Violet diye geçen rengi kartuşun. Bunun ne yazık ki sanırım herhalde şişe rengi yok. Ama buna benzer bana bir mürekkep önerirseniz ona da bakmaya çalışırım. Bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin en sevdiğiniz ürün hangisi oldu? Ya da hani denememi istediğiniz ürün varsa... Eğer almayı düşünürsem alıp size de videosunu çekerim.